15 Mayıs, 21 Mayıs haftası gökyüzü çok hareketli güzel aydan. Gökyüzünün enerjisi size uğurlu, bereketli, şanslı gelsin. Ve ülkemizdeki yaşadığımız felaketi unutmamamız gerektiğini de tekrar ediyorum. Sevgili koçlar, yükselen ve ay burcu koç olan sevgili takipçilerim, 15 Mayıs'ta Merkür Ereğli hareketinde devam ediyor. Ve Boğa burcunda 5 derecede geçişini sağlıyor. Aynı şekilde 19 Mayıs'ta, yani Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek 28 derecede, 18.53'te ve hayatınızla alakalı noktada sizin ikinci ev konularınızı tetikleyecek sevgili yükselen koçlar. Hayatınızla ilgili radikal aldığınız yetenekleriniz, yeni iş ve yeni projelerle ilgili doğru adımlar atarak kendinize ait fırsatları en iyi şekilde görme şansınızı destekliyor. Ve unutmayın ki iş konularımızla ilgili görünür noktamızın fazlasıyla bize ekstra kazanç ve çevremizde oluşturacağımız toplantılar, gideceğimiz seyahatler ve iş imkanlarınızın fazlasıyla aydınlık olacağı, beklenti içerisinde iş başvurularınızla ilgili olumlu süreçleri destekleyeceğini uyarıyor. Yeteneklerinizi gördükten sonra Rabbim size nasıl engel olabilir ki? Duanız ve şifanız sizinle olsun diyerek isteklerinizi bol bol gökyüzüne ve Rabbime sunarsanız iş imkanınız, para ekonominizin daha hızlı bir geçiş sağlayacağını göreceğiniz gözüküyor. Evet, devlet ya da kurumsal alanda çok yoğun tempoda telefon, trafik, yoğun toplantılar ve seyahatler içerisinde olduğunuz noktalarda iletişim kaynaklı aksilikleri yavaş yavaş kontrol edeceğiniz, gireceğimiz toplantılarda yeni çevre, yeni oluşumlar size ayrı bir renk katacak. Eski çevremizi çöpe atıyoruz, yepyeni bir çevreyle kendinizi parlatacağınız bir evredesiniz. Aynı şekilde ortaklı işler yapıyorsanız da kazancınızla ilgili planladığınız ve programladığınız şekilde ilerleyecek evremiz var. Yerinizi büyütmek, yenilemek ya da alanımızla alakalı renk dokundurmak istiyorsanız ortağınızla geçireceğiniz güzel anlaşmalar size artık ekstra enerji sağlayacak. Uzun süredir rahatsız olduğunuz, farklı alanlarda iş bağlantısı içerisinde olduğunuz insanları eleyerek tatlı tatlı eleyeceksiniz. Ve bu tatlı eleyiş sizin kendi yer imkanınızı, işinizdeki görünür evremizi daha ön plana çıkartacak. Yani siz aslında fazlasıyla benliğinizle mücadele edip ait olduğunuz masaya sahip çıkacaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle sevgili eşler, bu dönem sizin için ekstra bir ev değişimi, alma kararı ve işimizle alakalı primlerimizle ilgili beklenti içerisinde olduğumuz noktalarda masaya oturma. Yani Mayıs sonuna kadar rütbenizde bir değişim hakimiyeti alacaksınız. Aynı şekilde çocuklarınızla alakalı uzun süredir konuşamadığınız dengeleri sağlam, okulları, kariyer hayatı ile ilgili ve dil eğitimlerine önem vereceğiniz bir haftanın girişi var. Unutmayın ki Mars artık aslan seyrinde, yani burcuna geçiyor 20 Mayıs'ta. Bu da bizim gücümüzün ve yatırımla alakalı planladığımız noktaları hızlı kararlar vererek doğru ve altına dönüştüreceğimiz fırsatlar var olacak. Evet, aşk konusunda sevgiliniz ne istiyorsa ona hazır olacağınız bir nokta ve artık o kişinin karşı duramayacağınız, cevap vereceğimiz ve konuşacağımız, olması gereken adımları atarak kendimize ait olduğumuzu belirleyeceğiz. Bitmeye, ayrılmaya çalıştığınız ilişkinizin artık konuşmaktan çok yorgun olduğunuzu ve onun anlamasını istiyorsunuz. O da sizi kaybetmek istemiyor. Kırmadan halletmeye çalışsanız o size yine yapışıyor. O yüzden artık o ilişkiye sert ve tatlı dil değil, doğru ifade kullanarak yol ayrımına girmeniz lazım. Evet, yeni ilişkiye başlayanlar için belki çok hızlı kararlar vererek yönünüzü oluşturmak istediğiniz gelecekle ilgili planlarımıza doğru adım atmaya hareket sağlıyorsunuz. Evet, ailemizde cezaevi, mahkemelik ya da askere gidecek evladımızla ilgili bazı konular sıkıntılı olabilir ya da evladımız ya da eşimizin bazı sıkıntıları, mahkemesi sıkıntılı olabilir. Doğru avukat, doğru kendini savunması gerektiğini uyarıyorum. Evet, nişanlanma kararı olan sevgili yükselen koçlar, aile içerisindeki ekonomik kaosları çözdüğünüzde
doğru bir hayat arkadaşınız var. Geçmişte beklediğiniz ve canınızı yakan insanlardan artık beden kurtuldu. Rahatsınız. O sizi istese de siz artık onu istemiyorsunuz. Doğru kalıptasınız. Araç değişimi niyeti olan sevgili ev hanımları, eşinizi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Hayırlı olsun. Ama bazı zıt olan ve evliliklerinde kriz yaşayan koçlar artık görmeniz gereken huzursuz düzeni huzurluymuş gibi hareket etmeyi bırakın, adım atmanız gerekiyor. Ve çocuklarınızla alakalı bazı konularda babayla ters düşebilirsiniz, eşinizle ters düşebilirsiniz. Bu yüzden iletişimi doğru sergilediğinizde aradaki huzursuzluk ve kaos gidebilir. Boşanma fikri olanlar için zaten uzun süredir konuşuyordunuz. Ekonomik şartları da düzelterek yavaş yavaş yol ayrımına gireceksiniz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken midemizle ilgili yanmalar, kusma, mide bulantısı, alerjik mide hassasiyetimiz oluşabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Evet, yurt dışı ile ilgili bağ kuran sevgili yükselen koçlar için sürpriz yazışmalar, olumlu evreleriniz var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Size dokunacak her hayır olan evreniz size bereketle dokunsun. Mutlu kalın efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, Jüpiter'in enerjisi. Yeni ayın sizin hanenizde olması, yani sizin aslında şöyle söyleyeceğim, birinci evinizde, yükselen boğalar için söylüyorum. Ve Mars artık Aslan Burcu seyrine geçişiyle birlikte Jüpiter'de boğanın enerjisine girdiğine göre şans ve bereketi doğru kullanmak, inançlarımızı, inandıklarımızı, inanacağımız birçok şey için savaş ve zafer zamanı. Sen hiç olmadığı kadar mutlu, keyifli bir haftanın döngüsüne ve uzun soluklu şans kapılarınızın da size fırsatlar yaratacağını gördüğünüz takdirde hayat size renkli bir dünyaya açılıyor. Evet, krizlerimiz, iş gereği yaşadığımız sorunlarımız olsa da rahat bir şekilde çözmeniz gerektiğini uyarıyor. Eğitim ve bu konularla ilgili mesleki alanda eğitim konularımızla alakalı noktada da artık ben bu akademik, bu süreçte olmam gerektiğinin kararını verdiğinizde 6 ay içerisinde hedeflediğiniz birçok kapı size fırsat olarak yararlanmış olacak diyorum. Evet sevgili boğalar, sizin yeni ayınız, yani boğa birinci evinizde gerçekleşecek. Kişisel olarak kendi benliğimiz, kendi duygularımız, hedeflerimiz, dokunmak istediğimiz, şifalanmak istediğimiz bedenimizle uğraşacağız. Ve çevreye kendimizi daha enerjik, daha pozitif bir noktada var edeceğimiz için bence bu enerjiyi çok uzun süre bedeninizde taşıyın. Çünkü alanımızı, konforumuzu, hayatımızı ve yeni çevreler edinerek kendimizi daha doğru ifade etmeyi başarmış olacağız. Yani aslında çok şanslı ve özellikle ikili ilişkilerde aşk konusunda yaralarınızın iyileşmeyeceğini düşünüyorsanız sevgili yükselen boğalar, artık iyileşmek, şifalanmak, ya hani yalvarma kapınıza gelecek ifadeleri çok rahat tadabilirsiniz. Gökyüzünün sizi desteklediği en önemli şey şifalanacağınız, kalple şifalanacağınız gözüküyor. İste gelsin, ne gelecek? Aşk gelecek. İste gelsin, iş kapınız gelecek. İşte iste yani Yaradan'dan ev almak, yatırım yapmak, iş kurmak, hayallerinizle alakalı noktaya çok iyi yenilikler katacaksınız. Bence siz artık doğumunuzu, mutluluğunuzu, tadını çıkartın diyorum. Evet, kurumsal alanda mevkinizle ilgili beklediğiniz prim, ödeme ve yaşadığımız evredeki haklarla ilgili daha net konuşarak kendimize adımlarımızı ilerleteceğiz. Kendi işinizle ilgili kazançlarınızın ve ortaklı ve yurt dışı bağlantılı işlerimizle ilgili çok yeni insanlarla tanışma, yeni çevre edinme ve bu çevreyle ilgili kazancımıza kazanç katmayı öğreneceğiz. Yani dört gözümüzü açıyoruz, çevrede kim yararlı, kim zararlı diye karar veriyoruz. Ona göre para ekonomimizi, iş alanımızı disipline edeceğiz. İşimiz gereği eğitimlerimiz ve size verilecek sınavlarımız olacak. Bu sınavları da gayet mantık ve akıl dehanızla başarmış olacaksınız. Devlet ve iş beklentisi olan sevgili boğalar, gözünüz aydın, devlet kapınızdaki işiniz ve özellikle kurumsalla ilgili bağlantı içerisinde olduğunuz kapılarınıza şans dokunuyor. Aynı şekilde sabit bir alandaysanız daha enerjik bir enerjiyle haftayı coşkuyla kutlayacaksınız. İnanmak lazım. Güvenmek lazım,
kendinize adım atmak lazım. İşte siz busunuz. Evet aşklar. Heyecanlı mı? Heyecanlı. Dokunacak mı? Dokunacak. Ama duygusal olarak da size sürpriz hediyeler, ruhunuzu şifalandıracak yenilikler var. O yüzden kalp size öyle güzel gelecek ki eski sevgiliniz, öfkeniz, yaşadığınız her şeyi rahatça ifade edeceksiniz. Artık şarkı söylemekten çok sözleriniz şarkı söyler gibi etrafa yayılacak diyorum. Ve evet evli çiftlerimizle alakalı noktada da şu ara kendi işinizi kurmak, ortaklı fikir içerisinde olduğunuz düzenlerde doğru adımlarınız var. Evet sevgilinizle aranızda sorunlar varsa düzeltmeye çalıştığınız evreler güzel bir adım ev. Terk edildim, geri geliyor. Yeni bir ilişki, sizde ne bekliyorsunuz? Kendinize bir bakım, yeteneklerinizi, kendi benliğinizi, cilt bakımımızı, her şeyimizi yeniden var edeceğiz. Evet evli çiftler arasında belki de ailevi sorunları çözdüğünüzde bu ilişki daha huzurlu ve daha noktalı. Dışarıdaki iletişimi geride bırakarak sadelik içerisinde olmanız lazım. Ser vermeyin. Ser sizde kalsın. Çünkü sonra başınız çok fazla yanıyor. İyi niyetinizde zarar görmenizi istemiyorum. Evet ailemize ait çözmesi gereken miras, devlet ya da devletle alakalı yasal süreçlerin aydınlanacağı bir döngünün yasal haklarımızı daha çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Aynı şekilde aile köklerimizden unuttuğumuz mallar, gelmesini istediğimiz noktalar gayet başarılı. Eğer üniversite ya da lise eğitim alan çocuklarımızla ilgili başarı odağımız çok fazla var. Biraz daha popoflayıp onların yeteneğini keşfetmeniz lazım. Çünkü onlar tırnaklarını, ellerini, dişlerini devamlı gerginler. O gerginliği atmamız lazım. Destekleyelim. Özellikle yüksek lisans, eğitim konu, doktora fikirleri olan sevgili boğalar için hayırlı ve uğurlu olsun. Fırsat sizin için. Ama uzun süredir farklı dillere de merakınız vardı. Bir daha kalp bu konularımızı ön plana atalım. Sevgili ev hanımları, mutsuzsunuz, evde yenilik istiyorsunuz. Evin enerjisini değiştirmek ilk önce çiçek bakımımız. Ve evdeki parkelerimiz, biraz renk katmamız lazım, evi renklendirmemiz lazım. Boşanma anlaşması içerisinde olduğunuz ilişkinizle ilgili biraz daha sakin kararlar, yıpratıcı olmasın. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığımız, bel fıtığımız ve migren hakimiyetimiz olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın. Sevgili ikizler, aman gökyüzü o kadar hareketli ki 15 Mayıs'ta, yani artık Merkür ileri hareketini Boğa Burcu'nda gerçekleştirecek. 19 Mayıs'ta gerçekten bir yeni ay Boğa Burcu'nda 28 derecede 18.53'te gerçekleşiyor. 20 Mayıs'ta artık Aslan, Mars Aslan geçişini sağlayacak. Jüpiter Boğa'nın enerjisinde unutmamamız gerekiyor. Sevgili ikizler, yeni ay sizin yükselen ikizler, yeni ay sizin özellikle 12. evinizi tetikleyecek ve bu 12. evi düşünürsek ruhsal evreler, kendi yarattığımız düşüncelerimiz, hedeflediğimiz gizli düşmanlar, kim zarar verebilir iş konularımızla, kim bize iyilik yapabilir sorgulanma ve devamlı olarak çevrenizdeki insanların algısıyla yönetildiğinizin farkına varmanız için doğru bir evre. Aslında siz bu hayatı, yaşadığınız evreyi sonlandırıp siz kendinizi yeniden yaratmanız gerektiği fikirlere açık olacağınız bir evre. Ben şurada tıkanmıştım, bunu çözüyorum. Ben bu iş konusuyla ilgili rahatsız olduğumuz insan, masa başınız, ekip arkadaşınız, artık ondan rahatsız olmayacağınız adımlarınızı da atmanız lazım. İş hayatınızda farklı insanların size destek olması sizi şaşırtmasın. Çünkü enerjiniz şöyle oluşuyor artık hayatımızla ilgili. Olgunlaşmış bir elmasınız. İnsanlara iletişim ve beyin olarak kendi enerjinizle çekiyorsunuz. Hisleriniz çok kuvvetli olduğu için o sizin yeteneklerinizden çalma noktasına geleceği için o yüzden siz başarınız, siz odaklandığınız her noktada iyi bir evredesiniz. Sadece yapmanız tek gereken şey hızlı kararlarınızı daha sakin vererek iş çevremiz, toplantılarımız, yaşadığımız alanın enerjisini de kendi evremize tutarak oradaki yıldızınızı parlatabilirsiniz. Gökyüzü sizi her noktada destekliyor. Ama siz sadece değişken bir karakter, fikir uyuşmazlığı, onun bakışı, onun rahatsızlığından alanınıza konsantrasyon olamıyorsunuz. Artık bunu geride bırakalım. Siz başarılısınız. Sizin yapamayacağınız beynin, akıl,
beden hızlı hareket ettiği için çok fazla bir işleri birbirine karıştırıyorsunuz. O dönem bitti. Sadece kendi işini kur, hedeflendiğin noktaya konsantre ol, bir sürü insanlarla geçireceğin evrenin hangisi benim için doğru, cımbızla çek, al. Almayı öğren. Çünkü sen hep başkalarına vermeyi öğrendin, sıra sende alma vakti. Yani öğretmenliğinizi bırakın, öğrenci olursanız iş hayatımızda da çevre, yurt dışı bağlantılımız, yerleşmek istediğimiz konuların fırsatları size fazlasıyla renk katacak. Yani artık sen yerinde değişimle ilgili değil, kendi markamı nasıl kurabilirim, çevreme nasıl daha güçlü kendimi gösterebilirim dediğimiz evreleri görmeniz için boyut değiştiriyoruz. Yani Rabbim size diyor ki, siz zaten fazlasıyla aldığınız her şeyi öğreniyorsunuz. Bırakın artık öğretmenliği, siz almayı öğrenin. Evet, yeni iş kurduysanız hayırlı ve bereketli olsun. Ailemizle alakalı gideceğimiz seyahatler, yapacağımız yenilikler bize ayrı bir keyif katacak. Ailemizin yazlık toprak işleriyle ilgili bu dönem fazlasıyla uğraşacağınız ve aile içerisindeki sorunları da yavaş yavaş iyileştirmeyi öğreneceksiniz. Ortaklı işimizle ilgili rahatsız olduğumuz konuları, o kişiyle anlaşamadığımız haklarla alakalı noktada da gerçekten adaletli şekilde yol ayrım. Devlet işiniz, kurumsal işle ilgili de renkli, çok yoğun olacak. Evraklar, toplantılar, gireceğimiz alanlarda fazlasıyla daha dikkatli olup yerimizi hızlı şekilde korumamız lazım. Bunu unutmayın diyorum. Evet, çalışan çiftler arasında bu ara eşinizin sürpriz bir rütbesi, sizin de masa değişiminiz evde renk katacak. Evet, aşk, geçmiş, gelecek hepsi birbirine karışıyor. Duygular karışık olacak. Ne hissettiğinizi bilemeyeceksiniz. Heyecan, kalebek gibisiniz. Ama şu anki hayatınızdaki insan doğrudur. Ona sımsıkı sarılmanız gerekiyor. Hiç ilişkisi olmayan ve ben bu konuda çok huzursuzum, hayat arkadaşı istiyorum diyorsanız şöyle diyeyim. Gökyüzü sizi geçmişten tanıdığınız bir insanı hayatınıza alacak ve o sizin evlilik yapacağınız olacak. Yeni ayrılanlar, bir hafta, iki hafta olanlar da tekrar bir barışma. Evlilik, tarih belirleyenler için mutlu bir düzen, huzurlu ve bereketli evde. Sadece ev krizi, eşya krizi yaşanıyor. Bunu da bir an önce çözmeniz gerekiyor. Çünkü o kendi aranızdaki zevkler ters noktaya düşmüş. Bunu düzeltmemiz lazım. Sevgili ikizler, şunu demek istiyorum. Hayatta sabrettiğiniz ve sabredemediğiniz şeylerin hesabını öğreneceksiniz ve ödeyeceksiniz. Ev hanımları bu ara çok eşinize kırgın, eşinizle alakalı sorunlar had safhada olacak. İletişim tersliği, sözlü şiddet, karmaşa ve memnuniyetsizliğin verdiği bir huzursuzluk var. Sen de değiş artık. Onun gibi davran, çünkü kırıcı noktalarda hep üzülen taraf sensin. İlişkileri iyi olan çiftlerimizle ilgili noktada çocuk tedavisi, çocuklarımızla ilgili gelecek planlar içerisinde olacağız. Evet, hatta yaz okulu araştırmanız olabilir çocuğunuzla alakalı noktada. Bu da gayet keyifli ve iyi olacak sizin için. Sağlık olarak göz hassasiyetimiz, alerjik ve ciltte güneş lekelenmelerimiz olabilir. Kontrol edelim. Evet, aile büyüklerimizde sağlık problemleri olabilir. Özellikle anne köklerimizle ilgili tartışmalara da açık olmamız lazım. Evet, güzellik, huzur, bereket sizlerle olsun. Gökyüzü sizi unutmadı, siz de Rabbimi unutmayın. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, yükselen ay burcu yengeçler. Evet, 15 Mayıs'ta Merkür ileriye, devamlı ileriye giden bir harekette. 06-16'da Boğa burcunun boş 5 derecesinde. Yani sorun, beklediğimiz işle alakalı noktalar, iletişimle ilgili çözümsüz gördüğümüz noktaların çok büyük bir aydınlanması, yöneticiler, aramızdaki krizler, sağlam insanlarla daha dengeli ve iş kapılarımızla alakalı fırsatları daha iyi kontrol edeceğimiz evde de 19 Mayıs'ta yeni ay gerçekleşecek Boğa burcunda ve bu sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Bu da daha çok hayatımızla alakalı attığımız her adımın kazanca dönüşmesini ve dostluklarda da bize sunulacak değerli değer kavramlarının önemli olduğunu, aile konularımız ve gündemde hareketli olacak bir dönemi doğru geçirmeniz gerektiğini uyarıyor. Aynı şekilde 20 Mayıs'ta Mars artık Aslan burcunda. Kazalar açık, sözlü kazalar açık. Instagram'da
sayfanız da açık, çırılçıplak resimleriniz olabilir ya da yolladığınız resimler yanlış evreye girebilir. 21 Mayıs'ta artık Güneş İkizler Burcu seyrinde dans edecek ve bu dans bizim ruhumuz ve enerjimizde çok önemli vurgulanmayı gösterecek diyorum. Evet sevgili yengeçler, insanlar, varlık, var olan dengeyi doğru başaracaksınız. İş hayatımızla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz yolculuklar, yurt dışı ile ilgili ve şehir dışı imkanlarınızın hızlı bir şekilde size sunulacağı bir evre. Toplantılar, dışarıda görüşeceğimiz, bu ara tarihi konular, felsefi konuşmalar, çevrenizdeki insanların daha bilinçli hareket etmesi sizi daha entelektüel, daha farklı bir havaya sokacak. İş çevremimiz yenilenecek, yeni ekip arkadaşlarımız ya da yeni başvurduğumuz iş konularımızla ilgili fırsat kapıları size ayrı bir renk katacak. Zafer size doğru, işte hak ediliş evreniz verilecek gözükür. Devletle ilgili beklediğimiz evraklar olumsuz gibi gözükürken tam tersi olacak ve olumlu olacak. Evladınızın devlet kapısı beklentisi varsa, sizin devletle ilgili iş başvurunuz varsa olumlu. Taşeron bir firmada devletle alakalı bağlantı kurduysanız bu kapılarımız aydınlığa erişecek. Kendi işiniz, kazancınızla ilgili büyütmek istediğiniz yeni projelerde gerçekten takdir göreceğiniz bir evre olacak. Akademik ya da akademisyenlik anlamında yapmak istediğiniz yenilikler ve öğreti anlamında sunacağınız kazançlar size ekstra bir para hakimiyeti kazandıracak. Borç ve borç konularımızla alakalı planlı ve programlı harekete sağlayacağız. Geçmiş dostlarımızdan gelecek ya da geçmiş iş konularımızdan gelecek paralarımız bize iade olacak. Artık kazançlı döneme dönüyorsun. Korkularını bitiriyorsun. Kendinden emin adım atarak yaratıcı yönün, sanatçı ve yapmak istediğin yazıları da hayata, ressam olmak istiyorsan, astrolog olmak istiyorsan, akademisyen olmak istiyorsan bu kapılarımız daha doğru. Yurt dışına yerleşmek, bu tarz fikirleriniz için fırsatlar size doğru gelecek. Ama sizin böyle baygın bir ruh haliniz, ben yapamıyorum, her şey yarım kalıyor havasından çıktığınız takdirde size daha bir enerji döngüsü sağlanacak. Ama sizin hep böyle yarım kalıyor, olmuyor, ondan da var, bu da o dediğiniz takdirde tepe taklak olma enerjisi sağlıyorsunuz. Bırak bu enerjiden çık, orası senin, orayı kazandın, o kapılar sana açılacak. Sen sadece inan ve yaptığın eğitimin karşılığını en iyi şekilde alacağını bilmen lazım. Küçücük bir tezgahınız varsa burada güzel kazançlar, yeni insanlar, yeni çevre edineceksiniz. Bu ara YouTube kanalı, sosyal medyada yapacağınız projeler ya da yapmak istediğiniz dal size aydınlık yaratacak. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara hırıltılı bir dönem. Birbirimizi istemiyoruz, kaprisli bir evre, sıkılgan bir ruhumuz ama iş hayatının verdiği bir gerginlik birbirimizin flört etmesini unutturuyor. Artık flört etmemiz gerekiyor diyorum. Yasal bazı süreçlerde geçtiğimiz konular sizi rahatsız eden, sizi yıpratan ve yasal olarak çözmeye çalıştığınız evraklar olumlu bir şekilde hayatımıza geçiş sağlayacak. Mücadeleye devam. Aşk konusunda yakın dostunuzla duygusal bir bağ oluşturabilir. Gelecek planlar içerisinde olacaksınız. Her taraf şaşırabilir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni bir ilişki içerisindeyseniz bu ilişki size güvensiz alan yarattı. Biraz ara verin. Ondan sonra tekrar bu ilişkiye şans verebilirsiniz. Uzun soluklu ilişkilerde gereksiz tartışmalar, onu ne yapacağız, bunu ne yapacağız, ne zaman evleneceğiz, ne zaman bir ilişki oturacak demekten çok her iki tarafın da iş hayatı ile ilgili oturtması gereken dengeleri bir oturtursak daha sağlıklı. Bu ara söz nişan teklifi alabilir. Aileler birbiriyle bağlantı içerisinde olabilir. Mutluluk gökyüzünde var. Aynı şekilde evli çiftlerimizin arasında sorunlar, evet yavaş yavaş iyileşmeye çalışsa da geçmiş konular devamlı, geçmiş hatalar, geçmiş yanlışları çok fazla konuşacağımız için çok fazla gerileceğiz. Hatta sözler boşanma noktasına doğru gelip sonrasında normal bir enerjiye gireceksiniz. Çocuklarınızla alakalı yaşadığımız krizleri önlüyorsunuz. Daha çok önlemeniz lazım. Kızımızın havalı ruhu, oğlumuzun da değişken bir karakteri evde bir kaos yaratıyor. Onları sakin dinlemeniz gerektiğini uyarıyorum. Sevgili ev hanımları, masayı sandalyeye attın, yeni bir yemek takımı alıyorsun. Hatta mutfaktaki bütün eşyalarını çöpe atıyorsun. Atma, yazık.
hayır kurumuna bağışla. Yeni çatal, yeni tabak, yeni. Ve özellikle bu ara avizeler değişimi, tavanda yenilikler yaratacaksınız. Boşanma fikri olanlarda ev ayrımı oldu. Hayırlı olsun. Sağlık olarak iç kulak iltihabımız ve omuz düşüklüğümüz ve spor yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, yani bu ara her şey bozulabilir. Ne bozulabilir? İş yerinizdeki insanlarla aramız bozulabilir. Patronumuzla iyi giderken birileri araya laf sokabilir. Yeni iş kurduğunuz insanların aklı karışabilir. Masanızda ani değişimler ve gideceğiniz seyahatlerde hatalar oluşabilir. Aman dikkat diyoruz. Neden dikkat diyoruz biliyor musunuz? 19 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'na ileri hareketini, Boğa'da 0-5 derecede, sabah 06.16'da girecek. 19 Mayıs'ta yani Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor 28 derecede ve 18.53'de. Bu da bizim 10. evimiz. Yani nerede, nasıl, iş alanında nasıl göründüğümüz hanemize denk gelecek sevgili yükselen aslanlar diyorum. Ay Burcu ve Güneş Burcu aslan olan sevgili takipçilerim için. Yani insanların, patron, çevre, ara bozucular sizi yıpratacak. Yani babanızla ortaksanız çevrenizdeki insanlar sizinle aranızı bozacak. Bulunduğumuz iş yerinde ekibimizle güzel giderken ekibiniz sizin rahatsız edecek olaylar, işi sanki sizden almaya çalışacak evreler söz konusu olacak. İş hayatımız ve görünür iş alanımızdaki krizleri uyarıyor. Yani mümkün olduğu kadar dikkatli, mümkün olduğu kadar hayatımızla ilgili bir sürü projelerde isminizin yol almasını isterken isminizi aşağı çekecek insanları dikkat etmemiz lazım. Bu hafta ve şu 15 gün ve çok dikkatli olmanızı öneriyorum. İşten çıkartılabilirsiniz, işinize zarar getirebilirsiniz. Kendi işinizde olsa başka bir insana güvenip iş kapınızın parası, malını çaldırabilirsiniz. Aman dikkat! Kurumsal alandan farklı bir alana geçiş düşünen sevgili aslanlar, olumlu bir enerji destekleyerek çevrenizdeki insanların sizin arkanızdan evet bu kişi doğrudur alın diyecek kapımız hayırlı. Devlette çalışıyorsanız stabil bir dönem ama oranın da içi bomba gibi patlıyor. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi büyütmek, farklı alanlar, yurt dışı ile ilgili yapacağınız yeni iş kapıları ve orada iş kurmak, yeni fırsatlar yaratmak istiyorsanız ayrı bir gökyüzü sizi destekleyecek. Bence adım atın, artık korkudan çok cesaretinizi sergileyin. Kazanç ve paramız, birikimlerimiz daha bize böyle güneş gibi parlayacak. Altın takım bu hafta bol bol, enerjileri kendinize çekin diyorum. 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'nda. Yani kazalar, yanlışlar, hatalar, evinizdeki elektronik eşya, iş yerinizdeki bilgisayarınız, elektrikler kopabilir, mailler çalınabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Eğer ki de bu ara kendinize küçük bir yazı bölümü, blog yazarlığı, yaratıcı ruhunuzu desteklemek istiyorsanız gözünüzü dört açın, yapın, kendi içinizdeki başarınız daha ön plana çıkacak. Evet, çalışan çiftler arasında ilişkilerin verdiği gerginlik iş kapımıza da, yani kendi içimizdeki yaşadığımız gerginlik her iki tarafında iş hayatını dengesiz yaratacak. Ama şu an bir bilet alıyorsunuz, hani bayramın enerjisine hazırlanmaya çalışıyorsunuz. Daha Kurban Bayramı'nda çok vardı, acele etmeyin. Ama ufak tatil sizi şifalandıracak. Çocuklarımız evde ayağını kırabilir, kolunu kırabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. İlişkiler konusunda, özellikle iş yerinde yöneticinize hayransanız, patronunuza hayransanız, onun da size ilgisi var. Bilginiz olsun. İş çevrenizdeki gözlerinizi dört açmanız lazım. Aynı şekilde yeni bir ilişkiye başlayanlar, hızlı bir evlilik formuna girdiniz. Gelinlik, damatlık, yüzük, alyans, ev bakılıyor. Aileler ters düşebilir, kızgınlıklar olabilir. Dikkatli olun. Eski ilişkinizle ilgili anlamsız laflar sizi depresyona sokmasın. O zaten deliydi, biliyorsun. Sen de delisin. Birbirinizi böyle idare ettiniz. Ama onu görmek istediğiniz için o mesajı bekliyorsun. Hadi o mesaj sana geliyor da anlamsız bir şey yani. Neyin sevincini yaşıyorsun artık öğrenmelisin.
Evet, bu ara ev taşınmanız, ev almak, yenilik yapmak için doğru bir arayışa girdiniz. Kalbinize uyacak bir ev kapınız var. Hiç korkmanıza gerek yok. Araç değişimi ile ilgili kararsızsınız. Motor mu alsam, araç mı alsam, tekne mi alsam kafası olan sevgili, maddi durumu iyi olan takipçilerim için diyorum. Olumlu ama maddi durumu sıkıntı olanlar için de ufak bir para desteğiyle araç kapınız hayırlı olsun diyorum. Aynı şekilde evli çiftlerimiz için, bu ara boşandık, yeni bir ilişkiye başlayanlar için bu ilişkide doğru bir noktaya doğru ilerleyecek. Çocukları doğru evrede tutmanızı öneriyorum. Evliliğinizde kriz yaşayan ve bir türlü oturtamadığınız sorunları yavaş yavaş düzelteceğiz. Eşimizin konuşma tarzını iyileştirmemiz ve ilişki terapisine giderek dengeleri oturtmamız lazım. Çünkü o her şeyi biliyor, sen her şeyde yanlışsın. Bu karmaşa uzun süredir devam ettiği için seni böyle sindirdi, sindirdi. Sen bir türlü konuşamıyorsun, konuşma hakkını kaybetmişsin. O yüzden bir belediye kurslarına gidebilir, kendini geliştirebilir. Bu noktanı iyileştirmen gerekiyor çünkü görünürlüğünüz gitti sevgili ev hanımları. Lütfen daha bilinçli hareket etmenizi istiyorum. Çocuklarımızla aramızdaki bağ güzel gidiyor. Onların böyle sizinle ifadesi sevgi dolu ve babalarının yaptığı karmaşa sizi destekliyorlar. Çocuklarınızı çok iyi yetiştirmişsiniz. Tebrik ediyorum. Yalnız eşinizin ailesinde hasta, tedavilik ve hizmetçi gibi de destek vermekten de sıkılmadın mı? Senin de sağlığın sıkıntıya gidiyor. Bir de görümceleriniz ya da eltiniz arasında krizler söz konusu olabilir. Aile büyükleri. Çünkü 10. ev sonuçta anneyi de temsil ediyor, kökü de temsil ediyor ve babayı da temsil ediyor. Bu noktamızdaki sağlık krizlerimiz var. Evet, sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken alerjik bronşitimiz ve içsel bağırsak enfeksiyonlarımız olabilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, 15 Mayıs'ta Merkür ileri hareketi Boğa burcunda, 19 Mayıs'ta yeni ay gerçekleşecek. 28 derecede 18.53'te, 20 Mayıs'ta Mars artık Aslan Burcu seyrinde, Jüpiter Boğa'nın evresinde, gökyüzü devamlı hareket halinde diyoruz ve unutmuyoruz. Evet, yeni ay sizin sevgili Başaklar, 9. yükselen ay burcu Başak olanlar ve yükselen burcu Başak olan sevgili takipçilerim, sizin 9. eviniz. 9. ev konularımızı gözden geçiriyoruz, unutmuyoruz. Ve ona göre ben size hemen yorum yapıyorum. Evet, iş hayatımızla alakalı yoğun giderken aşk hayatımızın yarattığı olumsuz enerji iş hayatımızı yorabilir. Yani şu demek, işte çok başarılı ve güzel ve bağlantı içerisinde olduğumuz kendi konularımızı daha eğitimsel anlamda yönelmek ve işimizle ilgili daha büyüyecek planlamalarda çok büyük destekler alacaksınız. Ama ilişki hayatımız bizi yıpratacağı için burada kafamız karışabilir. İş yerinde ilişkiyi düşünmüyoruz, çöpe atıyoruz. Sadece işe odaklanmamız lazım. Hak edilişiniz, priminiz, yasal geçmiş mahkemelerimiz ve iş yerinde konuşamadığınız konular masaya yatacak. Haklarınız, verilmesi gereken evrelerin mutluluğu. Devletle ilgili bağlantı noktada çalışıyorsanız, buradaki insanların ve yönetimin çok ciddi bir kriz ve ekonomik krizin yarattığı kaygılar lütfen işinizi bırakmanıza sebep olmasın. Mümkün olduğu kadar farklı bir iş desteği yaratarak kendi alanımızı daha güzel noktalara eriştirebiliriz. Kendi işimiz, aile işimiz, yakın dostumuzla bağlantı iş kurduğumuz noktalarda kazançlarımız ekstra gelimseyecek ve güzel bir yatırım, işi büyütme planlarımız, farklı fırsatlar yaratacağız. Muhasebe, finans, alım satım alanında çalışıyorsanız ya da öğreticiyseniz bu ara çok fazla insan tanıyacaksınız. Çevreniz genişleyecek ve sosyal farklı alanlar, isminiz böyle güzel dans edecek. Kendi içinizdeki yaratıcı evreniz, sanatçı yönünüz de daha ön plana çıkacak. İşte başarı var. İlişkiyi kafaya takma, işe konsantre ol. Bu ara yurt dışı ile ilgili ufak tefek seyahatlerimiz, iş gereği gideceğimiz noktalarda iletişimi doğru yönettiğinizde başarımız var. Şehir dışı iş gereği yapacağımız iş kapılarımız da gayet iyi. Farklı bir şehre yerleşmek, yurt dışı ile ilgili oturtmaya çalıştığınız oturum hakkınız ya da oraya yerleşme fikirlerinizle ilgili acele karar vermiyorsunuz. Oradaki iş imkanını kaybetmemek için savaşıyorsunuz. Orası sizin hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Aile işiniz varsa da daha büyüyecek, endişe etmenizi istemiyorum.
kazancınız da çok iyi olacak. Ama sizi aşk yaralıyor. Maşallah. Birine yapışıyorsunuz, benim kader arkadaşım diyorsunuz. Yani insan kendi evladına bile benim ömür boyu benim yanımda yaşayacak diye bir kavram yok. O yüzden her şey emanet. İlişkiler, yaşam, beden, hayat. O yüzden tutunduğunuz şey kendiniz olmanız gerekiyor. Siz çok sevilin, kimseyi fazla sevmeyin. Çünkü birilerine değer verdikçe milletin orası burası kalkıyor. Siz kenarda kalıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar sevgi aynı kalitede olmalı diyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için güzel bir enerji var. Ama siz geçmişinizin sizden kopmadığı, bağ oluşturduğunuz oraya maşallah. O bağ devam ettirin. Nasıl bir bağsa bana da anlatın, öğreneyim. Aynı şekilde nişanlı ya da evli çiftlerde güzel yenilikler, güzel diyaloglar var. Aynı iş yerinde flört ettiğiniz biri varsa gerçekten duyguları yoğun. Ama birinden haber, ablam beni arasın, ölüyorum, kan kusuyorum. Sen ara bir kere de. Red desin, yine ara. Red et, yine ara. Cesaretini topla. Çünkü onun da duyguları var. O kendi kuralına itmek istiyor seni. Sen de kendi kuralında devam ettiğin için ilişki zıtlaşmış. Ara, özür dile. Bazen özür dilemek en büyük erdemliktir diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada gerçekten eşinizin gideceği seyahatler, sizin de bulunduğunuz noktadaki evraklar, evde yemek yapamama, dışarıdan sipariş vermekten kilolarınız oluştu. Mümkün olduğu kadar ev yemeklerine dönelim. Çocuk tedavisi ya da çocuk planı varsa olumlu ve aydınlık bir evredesiniz. Endişe etmeyin. Gökyüzü sizi aşkla desteklerken iş ve parayı daha çok destekliyor. Doğru uyumlar sağlamanız lazım. Evet, evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle bu ara eşlerimizin naif karakteri, size sürpriz yapması, motivasyonunuzun arttırması ayrı bir oluşum sağlayacak. Sevildiğinizi, değer verildiğinin farkına varacaksınız. Evde özellikle elektronik eşyalar özellikle hani süpürgeniz yenilenmesi lazım. Fön makineniz, üçünüz yenilenmesi lazım. Bunlarla ilgili mücadele var. Bir de siz evdeki kapıları beğenmiyorsunuz ve kapıyı değiştirmek istiyorsunuz da kapılarınız iyiydi, niye değiştiriyorsunuz ki bilemedim. Onun yerine bence siz camlarınızı değiştirmeniz lazım. Kışın orada hava soğuk alıyor. Onları özen gösterelim diyorum. Sağlık olarak varis damarlarımız, ayak ve özellikle cinsel yolla bulaşan sağlık problemleriniz olabilir. Bunları mutlaka tedavi ettirmeniz lazım. İleride sorun yaşamamanızı istiyorum. Yeni eviniz, yeni anahtarınız da aradığınız ve hayal ettiğiniz gibi olacak. Ama iş, mahkeme ya da boşanma ya da bu tarz mahkemelerde ailede biri çok yüklü bir para ödeyecek. Doğru avukat tutun lütfen. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili teraziler, nasılsınız? Yükselen ve ay burcu terazi olan sevgili takipçilerim. Sevgili yükselen teraziler, yeni ay sizin kaçıncı evinizde? 8. evinizde gerçekleşecek. Ama önceden 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu artık ileri hareketini yapıyor. 06-18'de Boğa burcunda bir rahatlayalım. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda 28 derecede bir yeni ay gerçekleşecek 18.53'te. 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcu seyrine geçiş yapacak. 21 Mayıs'ta da artık Güneş ikizlerin evresine yavaş yavaş adım atarak bir ay boyunca hayatımızda değişken, yenilik, kararlar, hani böyle ruhumuz dans eder ya, böyle bir evreye geçiş sağlayacaksınız. Ama sizin bu tutulma 8. evinizde gerçekten şok etkisi yaratacak. Bitmesi gereken yasal problemler, boşanmalar, işinizle alakalı bir türlü bırakamadığınız mevzular ve iş yerinizi terk etme fikriniz varsa da artık yavaş yavaş bu kapılarınızın size kapanacağı, yepyeni kapıların açılacağını uyarıyor. Hatalara açık bir dönemde olacaksınız. Fevri kararlar vererek yanlış iş anlaşmalarına düşebilirsiniz. 50 kere değil, 1000 kere değil, 500 kere değil, 5000 kere düşünün. Çünkü kendi kendinize orası benim için doğru derken yerinizi kaybedebilirsiniz. Ama değiştirme fikri olanlar için güzel, yeni ve mantıklı adımlarla atarak bu döngüyü sağlamanız lazım. Yasal haklarımız, verilmesi gereken miraslar ve çözemediğiniz konularla ilgili de yoğun haberler alacağımız bir döngü. Mümkün olduğu kadar haklarınızda anlaşmalar, masaya konulacak imzaları tek tek dikkatli kontrol edin. Yoksa başınız, hakkınızı kaybetmenize sebep olabilir. Bu ara aile büyüklerimiz telefonda zarar görebilir.
size gelecek bir telefonla yanlış anlaşılarak dolandırılabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili teraziler. Kendi işinizi yapıyorsanız da, ufak bir alanınız varsa, daha renkli, daha yoğun bir evde, hatta şube açmak, yeni çevre edinmek, reklam vermek düşünceniz olacak. Büyük bir ortaklı işiniz varsa da, yurt dışı ile ilgili mallarda ya da yollardan gelecek mallarda aksilikler olabilir. Güvendiğiniz insanlara dikkat edin. Kurumsal alandan daha farklı alana geçiş sağlamak istiyorsanız daha temkinli, daha kararlı olmamız lazım. Çünkü bulunduğunuz nokta size daha büyük imkanlar yaratacak. Ama sizin hayaller farklı olduğu için artık burası size yetmiyor. Neyi yetmiyorsa anlamış değilim. Yurt dışı ile ilgili başvurularımız, orayla ilgili evraklarımız, gideceğimiz seyahatler olumsuz değil, olumlu. Gözünü dört aç, kazanç, para, düzen senin ama ben hiç sıkıldım, ben istemiyorum dediğinde alan seni dara düşürebilir. Aman dikkatli olun. Maillerimizde güzel haberler alırken yanlış mailler alarak yanlış imzalar atabilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle çocuklarınızın eğitimi sallıyorlar. Haberiniz olsun. Pedagog, çocuk diyaloğu ya da psikolog onların enerjisine iyi gelecek. Eşinizin de kendi ailesindeki miras tartışmaları eve yansıyacak. O yüzden evet, miraslar konuşurken sizinle, siz bir şey dediğinizde anamın mı babamın malında gözü var diyecek. O yüzden siz karışmayın, ne hali varsa görsün. Çünkü sonuçta o parayı size verecek, merak etmeyin diyorum. Boşanma fikriniz varsa artık tam zamanı, kurtulma zamanı. Gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Özellikle hakaret eden, şiddet uygulayan, eşinizin devamlı aşağılamasından yorulan sevgili teraziler ve yükselen terazi olanlar, veda edin. Yoksa hayat size hastalık getiriyor. Veda edin, nefes alın. Evet, aşk anlamında da oldukça kendiniz renkli bir evre, çevrede tanıştırılacak insanlar ve size mutluluk yaratacak. O yüzden bol bol tanışmaya, bol bol sohbet etmeye ihtiyacı olanlar, tanışın, bol bol enerjiniz değişsin. Ciddi olanlar da evet, Ağustos ve Haziran arasında gün ve tarih konusunda kararsızsınız. Hayırlı olsun. Haziran'ın sonu bitmesi lazım. Temmuz'un ortası ya da Ağustos evresi sizin için evlilik tarihiniz belirleniyor diyorum. Eşinizin yurt dışında yaşıyorsa ya da yurt dışından biriyle evleniyorsanız pürüzsüz evraklarınız hallolacak. Endişe etmenize gerek yok. Bu arada terk edildiyseniz barışma evresindesiniz. Çok yeni bir el tuttuysanız, bir haftalık, iki haftalık, gayet güzel gidiyor. Ona şans verin. O sizi çok sevecek. Evli çiftlerin bu ara en büyük sorunu ev hanımlar, temizlik takıntınız. Orayı temizle, burayı temizle, orayı yeni sildim, burayı yeni sildim, oraya oturma diye adam markete yolluyor, bakkala yolluyor, çakkala yolluyor. Ya adam otursun, bir eve geliyor, evini seviyor ama senin dırdırın, takıntın adamı evden çıkartıyor. Biraz bu konularda tedavi alma vakti diyorum. Evliliği zıt olan ve mutsuz olan çiftlerde de eşiniz sizden özür dileyecek, size ne kadar sevdiğini ifade edecek. Ev ayrılığı yaşayan çiftlerimiz için tam doğru bir zaman. Veda etmeniz gerekiyordu, acı çekiyorsunuz. Onun düzelmeyecek, siz de düzelmeyeceksiniz. Mutsuzsunuz bu evrede, boşuna buhar gökyüzüne gidiyor. Yağmur yağacak bir aşk var, sabırla bekleyin. Evet, evde değişik düşünen, kocasına devamlı kapris yapan sevgili ev hanımları. Bu ara resme merak sarmış olabilirsiniz, tiyatroya. Aynı şekilde koltuklarınızın üstü değişecek, koltuk takımı yeni almayı niyetiniz var. Ayna yaptırmak istiyorsunuz, gardırop yenilenecek. Maşallah yazın temizliği, hanede bayağı bir hijyen takıntısı. Aile içerisinde özellikle vücut alerjimiz, uyuz olabilir. Dikkatli olun. Diş eti iltihaplarımız ve ağız haplarımız hareketli. Aman sağlığımızı ihmal etmeyelim. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olan sevgili takipçilerim, maşallah bana destek verin dedikçe köstek oluyorsunuz sevgiler. Keşfet yazın, ne bileyim, beğenin, arkadaşlarınıza paylaşın. Yani bir destek ya, destek. Ben size her hafta pazar günü geliyorum, çekim yapıyorum, bir elinize yapışmıyor değil mi şu yazmak? Neyse, 15 Mayıs'a Merkür Boğa burcu ileri hareketini gerçekleştirecek. 06.16'da 5 derece, Boğa'nın 5 derecesinde. 15 Mayıs'ta Boğa yeni ayı gerçekleşecek. 18.53'te 28 derecede diyorum. 20 Mayıs'ta Mars Güneş burcuna, pardon, Mars Aslan burcuna. 21 Mayıs'ta da Güneş artık İkizler burcu seyrine devam edecek. Evet sevgili yükselen akrepler,
Sizin 7. ayınızda yeni ay gerçekleşecek. Aman, ortaklı konularında stresler, ortak para konularında kaoslar, ortak projelerde gerginlikler had safhada olacak. Yani mümkün olduğu kadar farklı anlaşmalar içerisinde olduğunuz konuları daha böyle bilinçli bir şekilde hareket ettirmeniz lazım. Çünkü hayatınıza yeni bir yön vermek istiyorsunuz. Bu işin sizinle ilgili görsel beklentisine baktınız, emek verdiniz. Yüzdeki insanların ve ekibin sizinle hiçbir bağı olmadığına karar verip yön değiştireceksiniz. Yeni ortaklı, yeni iş anlaşmaları, yeni kafanızda kurmak istediğiniz planlar için çok doğru döngü sağlayacağınız bir evredesiniz. Aslında hayat size tekrar ve tekrar güçlü bir şekilde dönüşümü sağlıyor. Beğenmiyor musun? Çık, yeni bir kapı var. İşinle ilgili konuşamadın mı? Konuş. Hakkın olanı al. Yeni bir iş kurduysan oraya renklilik, enerji ve reklam ver. Ortaklı işlerde de kazançlarda, beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda aksilik var. Gözünü dört aç. Çünkü orası artık senin rahatsız edici para kayıpları var. Neden olduğunu bul. Devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız, buradaki güvendiğiniz insanlar kakara kikir yapıyor ama arkanızdan kuyu kazıyor, dedikodular yapıyor. Yani siz kim olduğunu bilmediğiniz insanlara sır verip o sırrın size değil yöneticilerinize sizin ağzınızdan gittiğinin farkına varmadığınız sürece büyük zararlar göreceksiniz. Yani yeter ki artık döngünü gör, hayatı gör. Ben kurarım, yaparım, ederim demeyi bırak. Hayat hızlı akıyor. Sen aynı noktadasın. Değiş, dönüş, farkına var. Yani yok efendim bana kimse zarar vermez deyip böyle elini kolunu bağlayarak yaşam olmaz. Olmaz kardeşim, olmaz. Yurt dışı ile ilgili evraklarınızla ilgili farklı bir bağlantı içerisinde kurduğunuz evraklar olumlu. Şirketiniz ya da oluşturacağınız iş konularınızla ilgili yurt dışı maillerimiz de olumlu. Sen yönüne bak. Bulunduğun stabil noktada da artık rengini değiştir, kıyafetini değiştir, ayakkabını değiştir. Sen artık varlığının farkına var. Adım at. Ne yapıyorsun? Günaydın. Hızlı çektim. Mesajlaşıyorsun. Kendini gör. Yazık edersin kendine. İşine, hayatına yazık etme. Mümkün olduğu kadar sıkı sarıl. Vallahi ben size sert girdim. Gökyüzü daha sert geliyor size. Buna göre doğru karar ver diyorum. Aynı şekilde kendi işinizi yapıyorsanız da yeni ortaklı konularımız gayet renkli olacak. Güven alanımız iyileşecek. Evli çiftler arasında anlamsız oldu gördüğünüz şeylerde her iki tarafta haklı olmasına rağmen zıtlaşmanız var. Orta noktayı bul. Çocuklar rahatsız bu konuda. Ve evden de rahatsız. Güneş görmüyor. Arka balkonumdan huzursuzum. Ev değiştirmek istiyorsun. Ekonomik olarak parasal noktada sıkıntı da var. Yetmiyor. Şu an idare edeceksin yetmediği evi. Ne diye harıl harıl ev bakıyorsun, ödeyemeyeceğin. Daha bütçene göre noktalar seçmen lazım. Yerin doğru, çocukların alanı doğru. Neden değiştireceksin? Evet, binadan rahatsızsın, komşularını sevmiyorsun. Ama şu an o eve muhtaçsın. Bunu değiştirmek için ekime ihtiyacın var. Acele etme. Yeni ev almak isteyenler için doğru kapınız var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyor. Aşk konusunda bıktım, yorgunum. Beni hayat arkadaşım anlamıyor. Anlamıyordu zaten. Sen sadece onu anlamaya çalışıyordun. O seni dinliyordu. Yine onun dediği oluyordu. Bence sen bu ilişkiyi onun yönlendirmesine doğru yaşıyorsun. Kendi yönleneceğin ilişkiye adım atman lazım. Bu ilişki seni aşağı çeke çeke iyicene kayboldun. Yakında buhar olacaksın, haberin yok. Oğul abi, haberin olsun. Hayat dönüyor, sen hala aynı koltukta devam ediyorsun. Yeni ilişkiye başlayanlar için de hayırlı ve uğurlu olsun. Ama uzun soluklu ilişkilerde ailedeki sorunları çözdünüz. Mutluluk ve sevinç aynı hanemizin içerisinde olacak. Sevgili ev hanımları, eşinin kendi içindeki yaşaması boyut atlamış gibi kumanda elinde dolaşmasından o kadar sıkıldın ki iki konuşmaya hasret kaldın. O seni de dışarı yollamıyor. Kıskançlıkları var. Bıktın mı? Hayır, sen kocanı seviyorsun. Onu öğretemedin, öğrenmiyor ama onunla farklı alanlarda iletişim kurabilirsin ve aldatılma şüphesi ve seni kemiren konu aslında alakası yok. Adam para ve yatırımla ilgili planları var ama sen hala aldatıldığını düşünüyorsun. Evet, mesajlaşma, fingirdeşme var ama aldatma olarak görmüyorum. Tabii ki bir mesajlaşma, fingirdeşme de aldatmadır ama bir kadınla ya da bir erkekle birliktelik yaşanmamış gözüküyor. O yüzden ben aldatma olarak saymıyorum. Güzele bakmak sevaptır diyorum.
Aynı şekilde evde yenilik dönemi olan sevgili akrepler için kesinlikle ve kesinlikle yatak odandan, artık gıcırtılı sesten ve komodinden, dolabından ve çocuk dolabından çok rahatsız oluyorsun ve evde bu konulara ihtiyacın var. Araç satıp araç almak isteyenler ve aileden araç konusunda destek bekleyenler için hayırlı olsun. Evet, bu ara sağlık olarak saç dökülmemiz, egzamamız, bu tarz noktalar ve saç kepeklenmemiz var. Dikkatli olun, hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili yaylar, güzel mi güzel, hayat size güzel, yeni iş kapısı özel, yani size yeni bir iş kapısı geliyor ve istediğiniz kapı size özel bir şekilde açılıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. 15 Mayıs'ta Merkür ile ileri hareketi, yani 06, 18 ya da 16'da Boğa burcunda 5 derecede gerçekleşecek. 15 Mayıs'ta yeni ay gerçekleşecek. 18.53'te 28 derecede gerçekleşecek. Yani güneşle ayın yan yana gerisi. İkisi de 28 derecede olacak Boğa burcunda. Ve o yüzden maddi olarak ve yaşadığımız yeni özel fırsatlar size kucak açacak. Ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu seyrinde ilerlerken ufak tefek hastalıklar, ameliyatlar, ufak tefek sürpriz gelişecek, hastane işleriniz olacak. 21 Mayıs'ta Güneş ikizlerde, ruhumuz zaten değişkendi, iyice hayaller de değişken olacak. Rüyalar, bilinçaltımız çok fazla konuşacak. Sağlık evremiz devamlı tetikte olacak. Gözüm ağrıyor, sıkıntı mıyım? Belim ağrıyor, bel fıtığı mıyım? Midem bulanıyor, kanser miyim diye lafları koştura koştura koşturacak. Bu enerjilerden çıkın ya. Çünkü sizin 6. evinizi tetikleyeceği için sağlık konularımızı böyle kafanızda büyüteceksiniz. Büyütmeyin. Büyüttüğünüz her şey bedenimize zarar. Atıyoruz. Mis gibi havayı kokluyoruz. Mis gibi güneşe bakıyoruz. Çünkü siz zaten ruh olarak güneş gibi parlak, takıntılar konusunda mükemmel detaycı, evin içinde temizlik beziyle ayakkabı tozu alan bir kişiliksiniz. Bir rahat bırakın bedeniniz, bir rahat bırakın kafanızı, işte de öylesin. Evraklar, dosyalar, toplantılar, telefon sessizliği, yöneticimle nasıl konuşacağım, bunu hazır mıyım, devamlı kendinizi tenkit ediyorsunuz. Akışta bırakın bedeninizi, dilinizi de akışta bırakın. Çünkü kazancın dilinizle geldiğini, yaratıcı zekanızla çok güzel şeyler başardığınızı biliyorum ama maşallah, Sübhanallah sevgili yaylar. 6. eviniz sizi zorluyor. O yüzden yoga, meditasyon, yani besmele çekin, dua edin, heyecan noktanızı, ay panik atam tuttu evrelerinizi geride bırakın. Yeni iş ayı anlaşmanız gerçekten özel olacak. Yurt dışı ile ilgili yaşadığımız mailler olumlu. Hayalleriniz yurt dışı kapısı, şehir dışı yolculuk ve oraya yerleşmek istiyorsanız güzel imkanlar var. Bulunduğumuz masa, iş yerinde güzel bir değişmemiz, ekipte yenilenme ve ekibinizin büyüyeceği noktalarda ekstra sevinçler yaşayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni ortaklar, yeni projeler ve mimari ruhunuzun yaratacağı kazançlar size ayrı bir keyif katacak. Ne bileyim, sokakta şemsiye satabilirsiniz, limon satabilirsiniz. Daha enerjiniz paraya doğru yönleniyor. O yüzden siz para enerjinizi kendinize çekmeye zamanı diyorum. Hastalıkları geride bırakıyorsunuz. Para, avucunuz böyle sımsıkı. Para gelecek diye. Bakın böyle. Bu avucunuz ısınana kadar para hayal edin. Sağlık hayal edin. Bu evrede size ısıntı, eğer böyleyse şuralarınıza dokunun. Çünkü sizde çok büyük bir sürpriz miraslar gelecek, sürpriz paralar, beklediğiniz haktaki mahkemedeki paralar size gelmiş olacak. Küçücük bir iş kurmayı düşünüyorsanız sosyal ağlarda yapın. Spor salonu, güzellik merkeziyle ilgili ortaklı fikirleriniz varsa kesinlikle adım atın, hayırlı ve uğurlu olacağı gözüküyor. Aynı şekilde çalışan çiftlerimiz arasında eşin ve eşinin ailesinin ait bir eve taşınmanız lazım. Ama bu evin yıkım kararı var. Sen de onların ailesinde olmak istemiyorsun. Valla kira vermeyeceksin. Ev yenilenecek. Boş ver, ses kesin, git otur. Orada kimse seni rahatsız etmeyecek. Sen insanlardan rahatsızsın. İlk önce bu noktanı değiştirmen lazım. Aşk konusunda da bu ara kendi içsel dünyamız, sevgilim beni seviyor mu? Bana değer veriyor mu? Bana aşık mı diye sorgular soracaksın. O sizi seviyor, değer veriyor ve size aşık ve gelecek planı var. Ama siz
ilişkisi bitmiş olan yaylar için biraz daha sakin bir döngüye, aldatılmayı, yalanı hazmedilmediğin için güven probleminiz var. Bir ilişki terapisti alarak bu dengelerimizi iyileştirebiliriz. Hiç ilişkisi olmayanlar, siz aşka doğru adımlarınız var da sadece ben doğru insanı bulamıyorum, nerede benim kalitem olmayan insanlar var, paramı yiyorlar diyorsanız artık pintilik dönemi, bonkörlük evresine bırakın. Eğitim konularınızla ilgili yapmak istediğiniz farklı lisanslarımız var. Bunlarla ilgili de başvurularımız onaylanmış olacak. Evet sevgili ev hanımları ve boşanma fikri ve gözyaşı döken ev hanımları, aileniz destek oluyor ve bu azaptan kurtuluyorsunuz. Çocuklarınız da mutlu bir hayata geçiş sağlayacak. Yeter ki derin nefes alın. Eşinizin mahkemelik, mutlu olan mahkemelik sorunu varsa, sizin mahkemelik sorununuz varsa ertelenmeler var. Eşinizin cezavi ya da beklediğiniz bazı konularla ilgili evrakları olumluluğa doğru gidecek, merak etmeyin. Evde yenilik dönemi. Neyi de yenileyeceksiniz? Özellikle demirlikler yaptırmak istiyorsanız camlarınıza yaptırma vakti diyorum. İyi olacak çünkü çocuklar evde yalnız kalırken panik yapıyorsunuz. Bu ara alışveriş ruhunuz, harcama ruhunuz ön planda. Kocanızla zaten aranızdaki iletişim sadece para. Bunu değiştir artık. Yoksa bu ilişki her geçen gün para odaklı gözüküyor. Eşinde boşamak istemiyorsun, rahat düzenin var, haklısın. Ama eşiyle arası kötü olan ve ekonomik krizi olanlar da aileden destek alacaksınız. Bilginiz olsun. Çocuklarınız için yurt dışı eğitimi ya da bu konularla ilgili de karı koca hayatımızda bu dengeyi kuracağız. Merak etmeyin. Sağlık olarak özellikle geniz atıklığımız, sinüzitimiz hareket edebilir. Ama sağlığımıza dikkat edelim. Sevgili oğlaklar, gökyüzü size ne sunuyor? Evet, yükselen ve ay burcu oğlak burcu olan sevgili takipçi. Maşallah ne desteklediniz beni coşkuyla. Yapmayın, ben inatla yazın diye bekliyorum. Siz inatla yazmıyorsunuz. Canınız sağ olsun. Ama benim canım acıyor. Onu bilgin. Emeğe saygı. Alma verme dengesi neyse artık buna denge kurun yani. Evet, 15 Mayıs'ta Merkür ileri hareketine gidiyor. Boğa burcunun 5 derecesinde 06-16'da. 15 Mayıs'ta Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek 18.53'te. Yani Boğa ile Güneş, yani Boğa Güneş, Ay Güneş 28, yani aynı derecede dediğimiz için 28 derece diyoruz. 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcunda, 21 Mayıs'ta Güneş İkizler burcu sevgili. Gökyüzü bayağı bir renkli, bilgin, iletişim renkli, yalanlar, dolanlar, hikayeler, şantajlar, montajlar gökyüzünde çoğalacak. Sizin yeni ay yükselen oğlak burcu olan sevgili takipçilerin, aile büyüklerimizle alakalı yaşayacağımız ve size çok değerli bir noktada gelecek fırsatlar, iş hayatımız, çevre, yenilik, yeni oluşum, acayip güzel evreler sizi bekliyor. Sizin 5. ayınızda hani seks ayımız, eğlence evimiz, gezme, araştırma alanımızla yenilik, öğrenme dediğimiz noktayı temsil ediyor sizin 5. eviniz. Ne yapalım? Ani kazalar, laf kazaları, söz kazaları, ufak tefek kazalara dikkat etmemiz gerekiyor. Aşık olmayı, aşk bekliyorsanız ruhu aşkla şifalandıracak bir döngüyü temsil eder. İş hayatımızda da belirsiz gördüğünüz konularda netliğe kavuşmak, huzursuz olduğunuz ekipten daha rahat adımlar atarak kendinizi ispatlayacağınız, yöneticilerinizle ilgili gergin göründüğünüz noktada daha sakin bir döngüyü sağlayacağınız için işinizde yavaş yavaş toparlanmayı, sağlam adımları daha sabit bir noktada tutacağınız için, yani öncü ruhunuz daha planlı ve programlı sağlamlaştırmayı gösteriyor. Güzellikler sizinle efendim. Yani kalıcı iş, yapacağımız projeler, yöneticilerimizle alakalı sorunları yavaş yavaş örtüp yepyeni bir sayfa açıp kendi yolumuzu bulacağız. Devlet bağlantılı noktalar, iş beklentiniz varsa olumlu imzanız atılmış gözüküyor. Yeni bir kurumsal firmadan iletişim beklentiniz varsa telefon doğru bir şekilde evreyi oturtacak. Stabil bir alandan iş bekliyorsanız ve uzun süredir iş krizleriniz devam ediyorsa fırsatlar çok yüksek. Gözünüz dört açın. Şu 15-21 Mayıs haftası devamlı iş başvurularınıza yapmanızı öneriyorum. İş mahkemeniz, geçmişe dönük haklarla ilgili mücadeleyi devam ettiren oğlaklar için devam. Eninde sonunda faiziyle hakların geri iade olacak. Mücadelenden vazgeçme, pes etme. Dosyan hafif hafif sana doğru, kazanca doğru ilerliyor diyorum. Kendi işinizi kurmak ve bu konuyla ilgili ortaklı düşüncelerle ilgili gökyüzü de
Ben de haritanızda size evet yeni oluşturacağınız iş, yapacağınız alan marka olacak. Bu ara yaratıcı yazma kabiliyetimiz, sporcu yönümüz aktif, yaratıcılığımız daha renkli olacak. Somurtkanlık, daha çok gülümsemeyi gösterir. İlk defa oğlakların gülümseyeceği, espri yapacağı, espriyi anlayacağı bir döngüye giriş yapıyoruz. O yüzden çok güzel bir enerjidesiniz. Evet, aşık olmak istiyorum. Ben aşkla susadım, susuzum. Beni biri sevsin istiyorum diyorsanız gökyüzü size güzel bir insanın, hatta gözler çok belirgin, dudak çok belirgin, size çok aşık olacağız, onun da size aşık olacağı insanı sunuyor. Bu yarın olacak değil. Bu tutulma 6 ay içerisinde, son 1,5 ay içerisinde doğru insanınızı bulmayı gösterecek yeni ay evresi. Ve geçtiğimiz dönemde de akrepte bir tutulma gerçekleşti. Ondan önce bir güneş tutulması vardı, hibritli güneş. Artık siz hayatınızla ilgili sağlam aşka yelken açacaksınız. Yalnız sevgilinizden ayrılmak istiyorsanız tam da zamanı. Çünkü o kişinin devamlı kendi içinde yaşaması, ilişki paylaşmaması sizi mutsuz ediyor. Güzel evrede sağlıklı bir şekilde ayrılık var. Yurt dışına yerleşmek, başka bir alanla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz evraklarda gecikmeler var. Bu gecikmelerde panik yapmayın. Bu kapılar sizin için olumlu. Çalışan çiftlerimiz arasında iş hanımınız ya da kadınınız işi bırakabilir. Eşinizin iş değişimi hayırlı olacak. Erkek çocuğunuzla da sert konuşmaları bırakıp yumuşak onu spora yollamanız lazım. Bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları, yorgun, enerjinizin bitkin olduğu ve devamlı detaylı düşünerek kendinizle ilgili feda ettiğiniz hayata bir dön bak. Yaşın, ruhun dinamik. Sadece kendini doğru ifade edemiyorsun. Kölelik evrenden çık, biraz daha özgür adım at. Çok değerli ve çok kıymetli ve bilgenin yarattığı sevgi sana ayrı bir renk katacak. Ve kendi içinde eğitim konuların, eksik gördüğün noktalarla daha yoğun bir şekilde ilgileneceksin. Boşanma fikri olan oğlaklar, zaten mutsuzdun. Neyin mutlu suratını gösteriyorsun ki? Terk et ya da terk etsin. Önemli değil. Mutluluğa adım atacaksın. Bu şekilde mutsuzsun. Elin kolun bağlı. Ne yapacağını düşünüyorsun baykuş gibi. Yani bazen insan ölümün bile hemen bir an önce olsun, bir rahatlayayım diyorsunuz ya, anlamsız çocuklarınız, geleceğiniz, uzun ömürlüsünüz. Daha böyle mutlu bir adım atarsanız daha iyi olacağını söyleyebilirim. Evet, bu ara evde yenilik yapmak isteyen, evimdeki her şey değişsin isteyen sevgili oğlaklar için vallahi sizin değiştirmeniz gereken nokta koridor bölgeniz, yani ayakkabılık dolabınız. Yani koridordaki alandaki yenilikler size renk katacak. Bir de eşinizin size sürpriz bir yüzüğü var. Hayırlı ve bereketli olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemize akciğer ve kalp damarlarımız hassasiyet. Bu arada da özellikle ve özellikle ani baş dönmelerimiz olabilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Yükselen ve ay burcu kova olanlar, 15 Mayıs'ta Merkür ileri hareketini gerçekleştiriyor. 06.16'da boğa 5 derecesinde, 15 Mayıs'ta bir yeni ay boğa burcunda gerçekleşecek. O da 18.53'te 28 derecesinde. 20 Mayıs'ta Mars artık aslan burcunda, kazalar, coşkular, iletişim kazaları, değişken kafa kazaları, yerde düşmeler. Aynı şekilde de Güneş ikizler evresinde dans edeceği için taşınma mallarımızla alakalı. Yani bizim dördüncü evimiz, miras, dördüncü evle alakalı köklerimizde yatırım, mallarımızla alakalı satmak, almak konularla ilgili radikal ve aile bağlarımızla ilgili çözemediğimiz tüm hak ve hukuk konumuzun masaya yatmasını temsil ediyor. Hadi gözünüz aydın. Yandınız diyorum. Anlaşmazlık, kavgalar gibi gözükse de sonu zafer olacak. O yüzden evrak çözümleri, dosya, hak, uzun süredir devam ettiğiniz kendi içinizdeki konular, bu yer anamın, bu yer babamın dediğimiz her şeyi açığa oturtacağız. Ve hakkımız olanın alnımızın teriyle alacağımız için savaşımız doğrudur. İş konularımızla alakalı noktada da uzun süredir mücadele ettiğiniz yerinizin koltuğu size sunuluyor. Ama kendi içinizdeki eğitim ya da eksik gördüğünüz iş gereği eğitimler ve mecburen şirketinizin size sunacağı eğitimlere katılarak bu masanın size dahil olacak. Devletle de kurumsal alanda çalışanlar için stabil bir hafta olacak. Hem bir yandan
gezme ruhunuz, enerjik ruhunuz fazlasıyla ön planda olacak. Hem de işinizle alakalı daha sağlamlılığın tadını çıkartacaksınız. Aynı şekilde kurumsaldan farklı bir alanda ortaklı iş yapmak istiyorsanız, farklı projelerde yer almak istiyorsanız gerçekten bunu yapmanız lazım. Hem orada hem orada sisteminizi büyüterek belli bir süre sonra kendi iş kapınıza geçeceğiniz evrenin altyapısı ve isminiz büyüme evresine doğru gidecek. Kendi işinizi yapıyorsanız ya da kendi işinizi ortaklı süreçlerde yapıyorsanız kazancınızda daha büyük imkanlar, yeni oluşum, yeni müşteri, yeni danışan var edeceğiniz evreler söz konusu. Yeri büyütmek, enerjiyi büyütmek dediğimiz noktalarda fırsatlar size. Yalnız bulunduğunuz mal sahibiyle kavga çıkartabilir ve mal sahibiniz size gereksiz zam yapabilir. Bu konuda mahkemeye vermeniz gereken başlangıçlar var. Mal sahibiniz huysuz orada ticaret yapmanızı engelleyebilir. Binaya garip garip olaylar katabilir. Mümkün olduğu kadar yeni kapıya taşınmanız sizin için sağlıklı. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin iş değişimi fikri, sizin de bulunduğunuz noktada yöneticinizin yarattığı krizler evde bazı bir konuşma temposu yaratsa da ev taşınma araçla ilgili fikirlerimiz ortak kararımız olacak ve bu hayırlı olacak. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili daha dikkatli kararlar, özellikle de çocuklarımızın dil eğitimi ya da spor alanı ile ilgili kurslarımız hareketli olacak. Aşk konusunda sevgi pötürcü olacaksınız. Karşı taraftaki duygular, size söylenecek itiraflar sizin kafanızı karıştırmasın. Gerçekten o sizi seviyor ve duygusunu doğru ifade ediyor. Ayrıldığınız kişinin sizinle hiçbir bağlantısı olmaması sizin kalbinizi kırmasın. O sizi sevdi ama sorumluluk almayı düşünmüyor ve burada kendi ailesine ait bir insanla yol düzeni kuracak ve o yüzden onu unutmanız lazım. Evet, yeni aşk bekleyen ve çevrenizde ilgilendiğiniz kişi sizinle konuşmasını istiyorsunuz. Bu konuda da sizin de yavaş yavaş adım atarak o tarafa ilgi ve hayranlığınızı belli etmeniz gerekiyor. Aile büyüklerimiz, kuzenler, amca, hala, o köprüyle alakalı tartışmalar olacak. Siz de ailenizin arkasında durmanız lazım. Babanız biraz pasif olabilir ya da kibar olabilir, naif olabilir. İnsanları incitmek istemiyor olabilir. Anneniz babanız için savunduğu için anneniz hep halinizde kötü gözüküyor. Mümkün olduğu kadar ailenizin arkasında durmanız gerekiyor. Boşanma, ayrılık konuları çok hareketli olabilir. Ani karar vererek haklarınızı kaybetmeyin. Elinizde delil olmadan hareket etmenizi istemiyorum. O yüzden dikkatli, sinsirella gibi takip etmeniz lazım. Yeni evlenmeyi düşünenler, gününüz, tarihiniz huzurlu ve bereketli ve uzun süredir çocuk tedavisi gören sevgili kovalar için ikiz enerjisi gözüküyor. Doktorunuz doğrudur. İnancınızı kaybetmeyin ve eve uğurlu bir kız, bir erkek enerjiniz var. Eğer ki evliliğinizi mutlu giden çiftlerde özellikle ev taşınma konularımız hareketli ve eşiniz size güzel bir ev, bulunduğumuz yeni bir alanı satıp yeni bir geniş bir ev almak istiyor. Çocuklar için, sizin için hayırlı. Yalnız sizin kendi ailenizde sevgili ev hanımları sorunlar ve gizli gizli para veriyorsunuz ve eşiniz devamlı para nerede diye soruyor. Aileniz artık destek vermeyi bırakın. Evet, verdiğiniz kadar verdiniz. Onların hiç derdi bitmiyor. Bu yüzden de karı koca hayatınız zarar görüyor. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, bu ara evde ne yapması gereken sevgili kovalar, evde yenilik niyeti olanlar, parkelerimiz, özellikle mutfak dolaplarımızın yenilenmesi lazım. Bununla ilgili doğru arayış içerisiniz. Sağlık olarak egzamanımız ve ellerde parkinson, titremeler olabilir, panik atağımız artabilir. Dikkatli olun, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balık olanlar, yorum yaz, beğen, paylaş. Evet, 15 Mayıs'ta Merkür artık ileri, coşuyoruz, koşuyoruz. 06.16'da 5 derecede Boğa burcunda ilerleme hareketine başladı. 19 Mayıs'ta yeni ay Boğa burcunda gerçekleşecek. 18.53'te 28 derecede gerçekleşecek. Artık yavaş yavaş döngüler, hayat değişti. 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'nda, 21 Mayıs'ta İkizler, Güneş İkizler Burcu'na geçiş sağlıyor. Kısa kısa seyahatler, beklediğimiz işle alakalı gideceğimiz alanlar bize farklı bir enerji katacak. İstediğimiz ve var etmek istediğimiz fırsat kapılarımız çok iyi şekilde değerlendireceksiniz. O yüzden kendinize ait yenilemek istediğiniz iş konunuz,
ve size sunulacak yoğun iş konuları hem hareketinizi arttıracak hem de bereketinizi arttıracak. Yani masanız, konumunuz, mertebeniz dışında ekstra işler size heyecan yaratacak olarak gözüküyor. Evet, bu yeni ay sizin üçüncü evinizde gerçekleşecek. Bu daha çok ailenizden kaynaklanacak sorunlar, huzursuzluklar, ortaya çıkacak laflar, dedikodu değil de laf sokmalar, canınızı yakacak olaylar biraz sizi hareketli ve mutsuz etse de iş konularımızda daha kazançlılar, daha yeni masalar, iş beklenti içerisinde olduğumuz noktalarda haber iletişimleri size mutluluk yaratacak. Evet, bu ara işiniz sizi yurt dışına, şehir dışına yolluyor. Orada başarılı ve güzel bir nokta sağlayacaksınız. Ekip ve rahatsız olduğunuz insanlarla aramızdaki bağ daha güçlenecek ve sorunlar çözülmüş olacak. Ortaklı fikriniz ya da ortak iş kurmak istiyorsanız biraz daha sağlam projelerde yer almanız gerektiğini, ani kararlar vermemeniz gerektiğini uyarıyor. Kendi işiniz varsa stabil noktada giderken yerinizde ufak tefek güzel gelişmeler olsa da yeri değiştirmemeniz ve yeriniz sağlam olduğunu bilmeniz lazım. Aileye ortaklı işler ya da ailenize ait işleri devam ettiren sevgili balıklar için evet, burada eski kafa değil yeni kafayı oluşturmanız lazım. Uzun süredir stabil gidiyordu ama buraya bir renk, yenilik, yeni heyecan katmanız lazım işinizi büyütmek için. Yaratıcı ve mühendisseniz yurt dışı, özellikle Japonya, Çin ve Almanya'dan haber beklentiniz varsa bu kapılarımızla ilgili olumlu başvurularımız var. Olumsuz olarak gözükmüyor. Evet, bu arada da kendi kardeşinizle ilgili ters düştüğünüz konularda barışma evreniz var. Hem çocuklarımız hem gelecekte üniversite ya da liseye hazırlanan çocuklarımızın dikkat ve dağınıklık ve heyecandan kaynaklı hatalar yapabilirler. Mümkün olduğu kadar onların üstüne gitmemiz gerekiyor diyorum. Aynı şekilde de evli çiftlerimizle ilgili noktada yerinizden çok maaş konularınızı artık masaya yatırmanız lazım. Bu konularda siz karı koca mutsuzsunuz ve kredi ödemelerimiz, borçlarımız, vergi borçlarımızla ilgili düzenlememiz gereken evrelerde gecikmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde aşk rüzgarınız fazlasıyla yoğun. Yeni bir aşka adım attıysanız sizin için doğru. Ama uzun soluklu ilişkinizle ilgili de evlilik, konuşma, bu tarz evrelerimiz hareketli olacak. Aşk çok heyecanlı, sevgi çok heyecanlı ama korkularınız var. Bu ilişkiyi nasıl yapabilirim, nasıl götürebilirim, gelecek ve kaybetme korkunuz var. Karşı tarafın duyguları size o kadar derin ve o kadar güzel ki o sizi kaybetmek istemiyor. Hayat boyu birlikte olmak istiyor. Eski ayrıldığınız ilişkinizde çok öfkeli ve hakkınızı helal etmiyorsanız azat edin, size de yeni bir aşk ve geçmiş ilişkiniz sizden özür dileyecek. Affedin, bağışlayın diyorum. Aynı şekilde de gün tarihi olan sevgili takipçi balıklar, takipçi balıklarım, ailedeki huzursuzlukları açtığınız sürece aileniz hem kızı hem damadı çok sevecek. Bence aile sorunlarınızı aşma vakti. Aldatılma korkusu olan sevgili evli çiftlerimiz, evet bu ara aldatılma gökyüzünde enerji olarak hareketli. Mümkün olduğu kadar kontrol, cep telefonları biraz takip edelim, mesajlar, konuşma, kılık kıyafetimi kontrol etme vakti diyorum. Evliliği sıkıntı olan, boşanma ya da bu tarz düşünce olanlardan aileniz idare et, idare et diyor ama nereye kadar idare edeceksiniz? Son 5 yıldır idare ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun, ailenizde destek olmuyor, haklısınız. Gidecek noktanız da yok, idare ediyorsunuz ama kalbiniz, ruhunuz artık kaldıramıyor. Evliliği güzel giden çiftlerimizle alakalı noktada evinizle ilgili eşinizin yeni oluşturacağı iş, yeni fırsatlar var. O da sizin motivasyonunuzu arttırdı. Bu ara misafirlerimiz, gelecek insanlar çok hareketli olduğu için siz de boş kalmayıp kocanıza kafanızı takmadığınız da gözüküyor. Evde özellikle değiştirmek istediğimiz banyomuz, küçük lavabomuz ya da bahçemizle alakalı yenilik evremiz var gözüküyor. Bu da sizin için hayırlı olacak. Ve uzun süredir eş mahkemenizde para mahkemesi kavganız varsa kazanıyorsunuz. Uğurlu ve bereketli olsun diyorum. Size çok iyi gelecek. Çocuklarımızla alakalı üstüne gidin, gidin, kontrol edin. Onlar dışarıdaki arkadaşlarıyla çok hareketliler ve o yüzden ne yaptıklarınızı öğrenme vakti diyorum. Sağlık olarak özellikle 20'lik dişler, ağızda
dolgularımız ya da ağız kokumuz, mideden asit kokularımız oluşabilir. Bir kontrol vakti diyorum. Mutlu ve keyifli kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.